Merhabalar, ben avukat Ayhan Öğmen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. B1 vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra ne kadar süre sonra F1 statüsüne geçiş için başvuru yapmak daha avantajlı olur? A, statü değişikliğinde 6 ay içinde bir cevap gelmediğinde Türkiye'ye gidip cevabı burada bekledikten sonra olumlu olduğu takdirde tekrar Amerika'ya girmekte bir sorun yaşar mıyım? Veya cevap gelene kadar 6 ayı geçirsem bile cevap olumlu olduğu takdirde bu bana sorun yaşatır mı diye bu takipçimiz de soru soruyor. Farkındasınız, bu da F1 ile ilgili bir soru. Şöyle söyleyebilirim. Siz Amerika'ya geldikten sonraki statü değişikliklerinde şu anki tavsiyemiz 3 ay geçtikten sonra başvuruların yapılıyor olması. Ve 3 ay geçtikten sonra başvuruyu siz yaptıktan sonra statü değişikliğini burada bekleyebilirsiniz. Eğer bu statü değişikliği cevabınızı hemen alamazsanız ve bu statü değişikliği cevabınız gelmeden önce işte ben Türkiye'ye gideyim, orada bunu bekleyeyim demeniz mümkün değil. Yani sonuçta siz ülke dışına çıkabilirsiniz. Fakat ülke dışına çıktığınız an buradaki yaptığımız statü değişikliği başvurusu düşmüş oluyor. Yani bunu kaybediyoruz. Dolayısıyla bu çıkış yapmanızda bir sıkıntı yok. Ama çıkarsanız buradaki statü değişikliğiniz düşüyor. Ve siz tekrar ya Amerika'ya geldiğinizde bir daha statü değişikliği düşünürseniz başvuru yapmamız gerekecek. Ya da yoksa siz Amerikan konsolosluğuna gidip orada F1 vizesi başvurusunu denemiş olacaksınız. Fakat bunu farkındayım, zaten denemiş durumdasınız. Dolayısıyla burada ideal olarak yapılacak şey, siz Amerika'ya geldikten sonra 3 ay geçtikten sonra statü değişikliği başvuruları yapıp ve burada statü değişikliğinizi alıp burada programınıza başlayıp okulunuza devam ediyor olmanız. Yoksa sizin önemli olan geçen yıldan beri de yapılan bazı değişikliklere dikkat edecek şekilde burada statü değişikliği çalışmalarını yaparsanız çıkmanız için bir gerekçe kalmaz ve burada yasa olarak kalmaya devam edersiniz diye bu öğrenci arkadaşımızın sorusunu cevaplamış olalım.